Adaçayı Forte. Adaçayı bademcik iltihaplanmasına, bademcik şişmesine, büyümesine karşı ve faranjite karşı etkili. Mükemmel yani, doğal bir antibiyotik bu da. Benim küçük oğlum bademcikleri şişmiş. Ceviz kadar olmuştu. Çocuk yazın dondurma yiyor. Ya çocuk çok yeme diyoruz, yine yiyor. Sonbaharda yine dondurma yiyor. Tabii ki seviyor. İyi, hoş, güzel de bademcikleri şişiyor. Ondan sonra tabii bir şey yerken, içerken bademcik şiştiği için zorlanıyor, yutkunamıyor, ağrıyor, sızlıyor. Bana geliyor, diyor ki baba durum kötü. Tamam. İksir, aloe vera jel, efendim adaçayı içiyor. Çocuk 3-4 gün sonra hemen iyileşir iyileşmez bırakıyor. Tekrar başlıyor. Dondurma yemiyor vesaire. Soğuk havada geziyor, tozuyor üstünü başını iyi giyinmeden. Aa, olmaz dedim. İkide bir hastalanıyor, ikide bir hastalanıyor. Buna çare bulacağım. Her gün dikkat edin, gel bakayım buraya. Ben vereceğim dedim bundan sonra. İksir, aloe vera jel, adaçayı fuart. Sürekli düzenli kontrol ettim, kontrol ettim. Çocuğun bademcikleri 6 haftada ceviz kadar olan bademcikleri kuru fasulye kadar kaldı. Tertemiz oldu, içindeki bütün pislik aktı. Çocuğun bu yüzü, ağzı, etrafı böyle sivilce gibi yaralar çıktı, böyle uçuk oluştu. Hanım dedi ki ya ne yaptın sen çocuğu? Daha kötü oldu, panik yok. Sinir kökündeki herpes virüsünü dışarı attı. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun Allah'tan, değil mi? Virüsü attı. Artık bu çocuk kolay kolay dedim hastalanmaz. Panik olma. Çünkü sinir kökünde saklanıyor herpes, simiklex tip 1 virüsü. Ağız bölgesinde, burunda, dudakta olur. Ağız içinde olur. Bir de herpes simiklex tip 2 virüsü var. Bu da genital bölgede olur. O kansere bile sebep olur. O daha tehlikeli. Herpes simplex HPV 2, HSV 2. O daha tehlikeli. Ha, çocuğun tamam ağzı yüzü tertemiz oldu. Hiçbir şey kalmadı. Elhamdülillah. Ondan sonra da bugüne kadar öyle kolay kolay pek hastalanmadı. Adaçayı, biz bunun içerisinde sadece adaçayı ekstraktına oluşmuyor. Bunun birleşiminde adaçayı ekstraktı var, yine ıtır ekstraktı var, kekik ekstraktı var, fakat oranlar farklı. Mesela bademcik iltihaplanması şişmesinde, faranjitte adaçayı ağırlıklı. Sinüzitte, mesela sinüzitlerinde, genizetinde, orta kulak iltihaplanmasında ıtır ekstraktı ağırlıklı. Akciğer, bronş,